Bir önceki videoda ekonomik büyümenin ne demek olduğunu sorgulamış ve tam istihdam çıktısında artış olarak tanımlamıştık. Bu videoda ise artık toplam üretim fonksiyonu kavramını öğrenmeye hazırız. Bu kavram ekonomistlerin bir ekonomideki üretim faktörlerini toplam hasıla ile ilişkilendirmek için kullandıkları havalı ismi olan matematiksel bir ifadeden başka bir şey değildir. Toplam hasıla Y ile gösterilir. Üretimi etkileyen faktörlerde daha önce gördüğümüz gibi iş gücü yani insan kapitali, teknoloji ve insan dışı kapitaldir. A teknoloji faktörünü temsil eder ve toplam faktör verimliliği olarak adlandırılır. K insan dışı kapitali, L ise insan kapitalini temsil eder. L'nin iş gücünü temsil ettiğini de söyleyebiliriz. Yani çoğunlukla bu şekilde anlatılır ama az sonra göreceğimiz üzere L sadece iş gücü değil, bundan fazlasını temsil eden bir değişkendir. İçinde kapital ve insan kapitaline bağlı bir fonksiyon olduğu için soyut olan bu ifadeyi daha yenilir yutulur yani anlaşılır bir hale getirmek için de bir toplam üretim fonksiyonunu buradaki gibi bir fonksiyon yani toplam hasılayı teknolojinin bir ölçütü olan toplam faktör verimliliği çarpı kapitalin bir kuvveti çarpı insan kapitalin bir kuvvetine eşit olarak düşünebilirsiniz. Ekonomiye giriş derslerinizde buna benzer değişkenlerin kesirleri kuvvetlerini alacağınız hesaplar yapmazsınız ama gözünüz korkmasın çok da zor değil. Bu arada eğer kesirli kuvvetler ya da üstü sayılarda rasyonel üstler konusunu merak ediyorsanız Khan Akademi'de bununla ilgili videolarda bulabilirsiniz. Eğer bilginizden emin değilseniz hemen bir göz atabilirsiniz. Konumuza dönecek olursak ne diyordum? Evet, böyle hesapları belki görmeyeceksiniz ama bunun işin mantığını anlatmak konusunda oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Demek istediğim, eğer bu değişkenlerden biri artarsa toplam hasılanın da artacağı. Aynı mantıkla bu değişkenlerden herhangi birinin azalması da toplam hasılaya negatif bir etki yapacaktır. Bu videoda ekonomistlerin A, K ve L değerlerini nasıl bulduklarını anlamaya çalışacağız ve bu değerler üzerine konuşacağız. İsterseniz videoyu durdurarak biraz düşünebilirsiniz. Peki, o halde L ile başlayalım mı? Videonun başında da söylediğim gibi L'nin genellikle iş gücünü temsil ettiği düşünülür. Ama siz L'yi insan kapitali olarak düşünmelisiniz. Bu tanımda sadece sayıdan değil, kaliteden de bahsediyoruz. Mesela eğitim. İnsan kapitali dediğinizde eğitim seviyesi de dikkate alınır. Peki, insan kapitali nasıl ölçülür dersiniz? öncelikle iş gücünü ölçebiliriz. Bu oldukça kolay öyle değil mi? Bunun nasıl yapıldığını merak ediyorsanız, Türkiye İstatistik Kurumu'nun web sitesini açarak iş gücü istatistiklerine bakmanız yeterli. İş gücünün kayıtlı kaç kişi olduğunu yani iş gücünün kaç kişiden oluştuğunu sayı olarak göreceksiniz. Not ediyorum. İş gücünü ölçümleyin. Peki, sizce insan kapitali bundan mı ibarettir? Yani sizce tüm iş gücü eşit midir? Demek istediğim her bireyin ekonomik çıktısı eşit midir? Ya da iş gücümüzdeki insanların yeterli eğitimleri yoksa istenilen oranda üretemeyebilirler. Öyle değil mi? Kısacası iş gücüne kayıtlı insan sayısı yanında bu kişilerin eğitimleri de önemlidir. İş gücünün eğitimi artarsa L de artar. İş gücüne kayıtlı insan sayısı artarsa L artar. Eğitim seviyesi artarsa L artar. Son olarak iş gücünün sağlığı artarsa L'nin de artacağını söyleyebiliriz. Sağlıklı insanlar daha fazla üretebilirler, öyle değil mi? Sıra geldi K'ye. Bir ülkenin kapital stoğunu ölçmek için ne yapılabilir? Bu noktada, kapitali hesaplamanın mantıklı bir iş olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu mantıklı değildir çünkü kapitalin bir kısmı makinelerden, büyük binalardan ya da araç gereçten oluşuyor olabilir. Ne bileyim mesela bir trende kapitalin bir bileşenidir. Bu yüzden de K, ekonomistler tarafından kapital stoğunun değeri olarak ölçülür. Hemen not edeyim. Ülkedeki ya da söz konusu olan ekonomideki kapital stoğunun değeri. Son olarak son derece ilginç bir konu olan A'nın ölçümlenmesine de değineceğiz. Sadece gözlem yaparak birinin diğerinden daha fazla teknolojisi var diyebilmemiz için bir referans yoktur. Bu yüzden de ekonomistler bir ekonominin ağasını ölçümlerken önce K'yı ve L'yi bulurlar. Toplam hasılayı bildiklerine göre, Evet, bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılasını bildikleri için aynı K ve L değerlerine sahip olan değişik ülkelerin gayri safi yurt içi hasılaları farklı olabileceği için... A'ları da farklı olmalıdır diye düşünürler. Başka bir deyişle, bu denklemdeki A, K, L ve Y arasındaki ilişkiyi düzenlemek için kullanılan bir değişkendir. Ama yine de bir ülkenin teknolojik seviyesi hakkında bize bir fikir verir. Örneğin, eğer bir ekonominin A'sı bu sayılar arasındaki ilişkiyi sağlamak için 1'e eşitken, diğer ekonominin A'sı 2 ise, aynı K ve L değerleri için bir sebepten dolayı ikinci ekonominin üretiminin birincinin iki katı olduğunu anlayabiliriz. Yani bu durumda teknolojisinin iki kat daha iyi olduğunu varsayabiliriz.